Ada ne yapıyorsun? Ada nereye gidiyorsun? Ada! Ada! Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Çoktan beri yapmam gerekeni yapıyorum Yusuf. Senin yapman gereken tek şey benimle gelmek Ada. Biz birbirimizi seviyoruz. Ama bunun dışında hiçbir şeyin önemi yok artık. Ya yeter Yusuf! Yeter! Ben dayanamıyorum ya! Sen kolay mı zannediyorsun? Ya sana böyle uzaktan bakmak, senden böyle vazgeçmek, seni böyle uzaktan sevmek kolay mı sanıyorsun? Kolay mı? Ada ben seni öyle rüzgarla... Ya rüzgarın bu gece babası öldü Yusuf, babası. Yanında olacak kimsesi yok diye ben yanındaydım. Babasız da ona benden başka anlatacak kimsesi yok diye yanındaydım. Bana sığındığı için yanındaydım. Yeter. Yeter artık İstanbullu. Kendine de bana da bunu yapma artık yeter. Yaparım Ada. Ben o çocuğa babalık da yaparım. Gerçekten sevdiğim insanla hayal ettiğim hayatı da yaşarım. Yapamazsın. Yaparım Ada. Yapamazsın Yusuf. Yaparım Ada. Yapamazsın Yusuf. Yapamazsın. Yusuf. Hayatım boyunca bir hayalim oldu benim. Aklım ermeye başladığından bu yaşıma kadar her gece aynı hayali kurdum durdum ben. Yalnızca bir tek hayal. Annemle babamın ellerini tutmuşum. Ortalarındayım ben. Bir yanımda annem. Çiçekli bir elbisesi var. Uçuşuyor böyle rüzgarda. Babama bakıp gülümsüyor. Sonra ben ona çeviriyorum kafamı. Hiç görmediğim babama. Neye benzer, nasıl kokar? Hiç bilmediğim babama. Hangisinin güzelliğine bakacağımı şaşırmışım. Bir ona bakıyorum. Sonra doyamadan diğerine çeviriyorum kafamı. Sonra... Ortalarındayım ben. Ellerini tutmuşum. Ama var ya nasıl sıkı sıkı. Sanki parmaklarını biraz gevşetsem ikisi de uçan balon gibi göğe yükselecek gibi. Öyle yani. İstersen gel kalbimi sök. Gıkım çıkmaz. Senin zaten. Gözyaşlarım da senin olsun. Ama benden daha doğmamış bir bebeğin benimle aynı hayalleri kurmasına sebep olmamayı isteme benden Yusuf. Yalvarırım yapma bana bunu. Yapamam. Bizim hikayemiz böyle yazılmış. Ne yapalım? Kabul edeceğiz. Mecbursun Yusuf. Mecburuz.
Yusuf'un adası olmak zor şeymiş. Siz Yusuf'u nereden tanıyorsunuz? Benden korkma. Ben Yusuf'un arkadaşıyım. Benden sana zarar gelmez. O da senin dilinden düşürmüyor ki. Adı aşağı, adı yukarı. Bir de bu bank. Yalnız sen de Yusuf'un adını duyunca kalbinin ışıntısı gözlerine vuruyor. Seviyorsun onu. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Sen Yusuf'u, Yusuf seni böyle birbirimizin yarısıymış gibi severken bu ayrılık niye? Niye bu eziyeti çektiriyorsunuz birbirinize? Bebek. Gerçek. Gerçek sebebin bebek olduğundan emin misin? Ben babamı hiç tanımadım. Hiç bilmedim. O yüzden o bebeğin de benim gibi babasız büyümesini istemiyorum. Sokakta çocukları babalarıyla oyun oynarken görünce boynunu büksün istemiyorum. Sırf babasının kokusunu hiç bilmiyor diye. Bütün kokulardan nefret etsin istemiyorum. Kızgın mısın onu? Babama mı? Ben doğmadan öldüğü için mi? Bazen kızıyorum ona. Annem cennete gittiğinde mesela. Babam olsaydı bunların olmasına izin vermezdi diye. İnsanlar beni üzdüklerinde, incittiklerinde. Eğer babam yaşasaydı kimsenin beni incitmesine izin vermezdi diye. İnsan daha doğmadan babası ölünce, babasız büyüyünce ister istemez kızıyor işte. Niye öldü diye. O yüzden bu dünyadaki hiçbir aşk, ama hiçbir aşk, daha doğmamış bir bebeği benim gibi babasız bırakamaz. Bu arada sizin adınız neydi? Cevdet Yalçın. Ben o çocuğa babalık da yaparım.
gerçekten sevdiğim insanla hayal ettiğim hayatı da yaşarım. Yapamazsın. Yaparım Ada. Yapamazsın Yusuf. Yaparım Ada. Yapamazsın Yusuf. Bu dünyadaki hiçbir aşk, ama hiçbir aşk, daha doğmamış bir bebeği benim gibi babasız bırakamaz. Hadi sallanmayın, acele edin biraz. Tamam. Zavallı Rüzgar Bey, babasına çok düşkündü. Kahrolmuştu çocuk. Ada, ya şey diyorum, Rüzgar Bey her sıkıştığında senin yardımına koştu. Acaba sen bir arasan mı Rüzgar'ı? Açmıyor mu? Cık. Açmıyor. Çocuk babasını kaybetti tabii. Başı kalabalıktır şimdi. Hadi gel dayınlara yetişelim. Laf eder şimdi. Yusuf gelmene izin vermez zannediyordum. Gelmişsin. Ben dün gece seni öyle bırakıp gittiğim için özür dilerim. Hayatta daha büyük acılar var Ada. Dün gece olanlara dayanabilirim yani. Biliyorum. Ben şimdi ne söylesem senin acını hafifletemem. Ama sen en azından babanın kokusunu biliyorsun. Biliyor musun? Ben bir kitapta okumuştum. Kaybettiğin insanın önce gözleri silinip gidermiş aklımızdan. Nasıl baktı, nasıl güldü, nasıl kızdı. Hepsi tek tek silinip gidermiş aklımızdan. Sonra yüzü, sesi. Ama en son kokuyu unutulmuşuz. Ve sen en azından babanın kokusunu biliyorsun. Hey! Beklesene! Kimsin sen? Yusuf'un arkadaşıyım dedim ya. Yusuf senden hiç bahsetmedi bana. Yeni tanıştım. Nerede tanıştınız? Sen beni mi merak ediyorsun, Yusuf'u mu merak ediyorsun? Kendine iyi bak. Ya acayip adam ya. Ah be dedeciğim ya. Kural var, kanun var. Ne yapacağız biz şimdi? Ne oluyor Nergen abla? Adacığım, ya dede dün akşam valiziyle kapıya gelmiş. Kırmayıp misafir etmişler. Burada kalmak istiyor. Ben de çok kalmasını istiyorum ama kurallar var. Ne yapacağız? Ay benim ilaçları dağıtma saatim geldi. Ada, dedeyle sen ilgilenirsin değil mi? Tamam abla. Dedeciğim. Ben şimdi gidiyorum. Seni bu arkadaşa emanet ediyorum. O bizim buraların meleğidir zaten. Seninle o ilgilenecek, tamam mı? Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz ya. Ada sen de. O zaman biz de tanışalım. Adın ne dedeciğim? Hikmet. Ben de Ada.
Memnun oldum Hikmet dede. Ben de memnun oldum kızım. Aç mısın? Bir şeyler ister misin? Tamam, ben şimdi gideyim yemek alayım. Sen burada bekle, tamam mı? Sağ ol. Bizim kantinin açmaları çok güzeldir. Şansımıza çay da yeni demlenmiş. Sağ ol yavrum. Nasıl? Dediğim kadar var mı? Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Sağ ol yavrum. Neden burada kalmak istiyorsun Hikmet dede? İstiyorum işte. Ailenin burada olduğundan haberi var mı? Benim ailem yok ya. Ben bir torunum vardı. O da dün gece öldü gözümde. Ha, sen torununa kızdın. Olmaz olsun öyle torun be ya. Olmaz olsun. Ya ne yaptı seni bu kadar üzüp kıracak? O da bana kalsa olur. Tabii. Ya sen nasıl istersen Hikmet dedim. Sağ ol. Buradaki insanlar ne kadar mutlu görünüyor böyle. Onların mutluluğu için biz elimizden geleni yapıyoruz. Bir şey soracağım. Eğer burada kalmak istiyorsan ben müdürlerimle konuşurum. Ama şimdi onların bir cenazesi var. Başları o yüzden kalabalık. Yani buraya gelmezler. Ama ben bu gece burada kalman için elimden geleni yaparım. Eğer beceremezsem bizim evde kalırsın. Öyle çok büyük, çok lüks bir ev değil ama senin dışarıda kalmana müsaade etmem. Sana da rahatsızlık vermeyeyim kızım. Ya ne rahatsızlığı dedeciğim. Ben çok mutlu olurum. Sen ne iyi bir kızsın böyle. Allah seni sevdiklerine bağışlasın ya. Amin. Yerine de 5 kuruş parası yokmuş. Torunu kızdırmış. Ne yapmış ki? Vallahi onu söylemedi ama bayağı kızdırmış adamı. Ya şu dünyadaki insanlara bak ada ya. Vallahi koskocaman adam ne yapmış da böyle bir başına kaçmış gelmiş buralara atmış kendini. Şuncağız bir can nasıl büyük olmuşsa artık. Ablam beni bir beklesene. Ne oldu? Nereye kız? Hikmet dede için bir şansımı deneyeceğim. Dur. Rüzgar Bey, biraz konuşabilir miyiz? Birkaç bir şey alacağım odamdan. Sonra konuşuruz, tamam mı? Başınız sağ olsun Rüzgar Bey. Kız ne oldu buna böyle? Ay yoksa babasını kaybetti diye mi böyle soğuk yapıyor? Yok abla, ondan değil. Neden? Anlat bakayım. Ay ben de diyorum, gözünün içine bakan adam ne oldu böyle yabancı gibi yanından çekti gitti. Ama adacığım haklı yani. Kusura bakma bu sefer Rüzgar Bey tepeden tırnağa haklı. Biliyorum. Babası ölmüş, gelmiş bana sığınmış. Desteğe ihtiyacı varken çok ayıp oldu ama ne yapayım abla? Yusuf öyle gelince dayanamadım, onunla gittim. Çok mu ayıp oldu? Ya adacığım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya bu çocuk senin her başın sıkıştığında yanına koştu. Sen üzülme, mutlu ol diye pervane oldu etrafında. Kızım baksana hayalini gerçekleştir diye dünya kadar kitap almış sana. Ama sen ne yaptın? Zor zamanda onu yalnız bıraktın. Sana ihtiyacı olduğunu söylediğinde onu bırakıp Yusuf'un yanına gittin, öyle mi? Allah'a bravo da. Pes diyorum, başka da bir şey demiyorum sana. Ne yapayım abla? Aç şu gözlerini de artık Rüzgar'a sana olan aşkını gör. Abla biz Rüzgar'la sadece arkadaşız. Değilsiniz siz. Arkadaş falan değilsiniz adacığım. Ya bu çocuk sana deli oluyor. Seni deli gibi seviyor Rüzgar, görmüyor musun? Şu gözüne inen Yusuf perdesini kaldır artık. Kuzum, prensesler gibi yaşamak için bir şansın olsun. Kızım, biliyorum. Zor,
Yusuf'u unut diyorum. Bu kolay değil. Ama kalbinden sök at artık. Sen niye bu kadar istiyorsun Yusuf'u unutmamı? Neden ablacığım biliyor musun? İnsan gibi yaşa diye. Ay sonu geldiğinde cebinde paran olsun diye. İstediğin her şeyi almak nasıl bir duyguymuş. Bunu yaşa diye. Sen mutlu ol diye da seni seven, gözünün içine bakan bir adamla mutlu, huzurlu bir yuva kur diye. Beni anlıyor musun kardeşim? Abla. Yusuf. Adacığım, bak. Ben seni Yusuf'undan ayırmaya çalışmıyorum. Ama burada sana hak ettiğin güzellikleri yaşatacak bir adam varken kalbine yenilip hataya düşmeni istemiyorum. Beni anlıyorsun değil mi? Bu adam da benim. Ada. Alo Yusuf. Ben dedeni merak etme diye aramıştım. Hikmet dede burada. Nasıl? Nerede? Bizim bakım evinde. Bakım evinde mi? Dedem bakım evinde mi? Yanında yani öyle mi? Dün gece gelmiş. Bizim arkadaşlar da misafir etmişler. Ben senin deden olduğunu bilmiyordum. Bilseydim daha önceden haber verirdim. Nasıl peki? İyi mi? Sağlık durumu nasıl? Bir şey yok değil mi? İyi iyi. Keyfi yerinde. Tamam. Tamam hadi. Ben hemen geliyorum. Tamam. Bekliyorum. Ah ah. Havası başka güzel. Suyu başka güzel. Büyük şehir gibi değil ki kızım. Köylük yer işte. Bambaşkadır. Herkes birbirini tanır, sayar, sever. Derdine, neşesine ortak olur. Burası öyle mi? Kimsenin kimseyi düşündüğü yok. Seni düşünen biri var ama Hikmet dedi. Kim? Hikmet dede, bak dünden beri torunun seni arıyor her yerde. Ya başına bir şey geldi diye çok korkmuş. Hadi, ya konuşun artık lütfen. Ben söyleyeceğimi söyledim kızım ona. Artık söyleyecek lafım yok. Dedeciğim bak yapma böyle ne olur. Hadi kalk gidelim. Ada, söyle ona kızım. Benim başımı yerden kaldırmadıkça, o bebeğini taşıyan zavallı kıza nikah kıyıp namusunu temizlemedikçe ne bir daha o benim yüzümü görür ne de onunla bir yere giderim. Dedeni kırma. Onun dediğini yap.
Tamam. Madem bütün sevdiklerim benden aynı şey istiyor. Tamam. Dedeme söyle. Nalan'la evleneceğim. Hem de hemen. Ada kızım. Seni de kendi derdimizle üzdük. Ne olur kusura bakma evladım. Hikmet dedeciğim. Bak torunun dediğini yapacak. Ne olur sen de artık onu affet. Bağışla onu. Hele bir verdiği sözü tutsun. O zaman düşünürüm kızım. Kuzum. Tamam yıpratma kendini artık. Bak göreceksin. Hem onun için hem senin için en iyisi olacak bu. Ne yapacağım ben abla? Susuz nasıl yaşayacağım? Onu sevmeden önce nasıl yaşıyorsan öyle. Onu sevmeden önce ben yaşamıyordum ki. Rüzgar arıyor. Ada, kendini toparla, güçlü ol, tamam mı? Rüzgar. Alo Ada. Sen ağlıyor musun? Yok yok. Ben iyiyim. Sen niye aradın? Hafta sonu ne yapıyorsun? Hafta sonu mu? Hiç. Şey, benim babamla gitmeyi çok sevdiğim bir restoran vardı da. Hafta sonu bana eşlik eder misin diyecektim. Bilmem ki. Git git git. Ada. Yavrum Rüzgar Bey kapıda. Seni almaya gelmiş. Tamam yenge. Gidelim mi? Thank you.
Ben hemen geliyorum. Ada, ben seni ilk gördüğüm anda aşık oldum. Önce geçer zannettim. Ama sonra seni tanıdığım her an insanlığını, saflığını, kimsede olmayan masumiyetini gördükçe sana her gün daha fazla aşık oldum ana. Senin kalbin başkası için çarpıyor. Ben sana hislerimi açabilmek için kalbinin boşalmasını bekledim. O güzel kalbinde bir yer bulabilmek için inatla, sabırla ben seni bekledim. Sen evet diyene kadar bir ömürde beklerim. Benimle evlenir misin? Bir şey söylemeyecek misin? Ada, ben senin Yusuf'u nasıl sevdiğini biliyorum. Ama eğer o şu an evleniyor olmasaydı, ben sana da, ona olan aşkına da saygı duyardım. Duydum da. Ama o artık kendi hayatını kuruyor adam. Bir ailesi oluyor. Ben seni bu dünyadaki bütün yaralarını sararım hadi. Hepsine. Ben seni bu dünyanın en mutlu insanı yaparım hadi. Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Ben seni beklerim. Artık eve gidebilir miyiz? Thank you.
Durur musun? Ada. Ada dur. Rüzgar bırak kolumu. Ada inme. Rüzgar kolumu bırakır mısın? Ada. Canımı acıtıyorsun. Ada. Niye buradasın? Niye karının yanında değilsin? Ada olanları bilmiyorsun. Hepsi yalanmış. Nalan bana en başından beri yalan söylemiş. Kandırmış beni en başından beri. Kurtulduk artık, özgürüz. Bebek benden değilmiş. Mert Öz bendenmiş. Mert'in mi? Ne? Mert'in mi? İsim. En başından beri kandırmış beni. Bitti artık Ada. Bitti. Artık kimse bizim aramıza giremez. Ben Nalan'la evlenmedim. Bitti. Artık bizi kimse aramayacak. Ne oldu? Konuştun mu dayınla? İzin vermedi değil mi? Ne? Ne gülüyorsun? Yusuf dayım dedi ki istedikleri zaman gelsinler. Nasıl yani? Biz şimdi evleniyoruz yani öyle mi? Evleniyoruz! Evleniyoruz! Herkes duysun! Bakın Sumru Hanım duydunuz mu? Evleniyoruz biz. Dayısı izin vermiş. Tebrik ederiz o zaman. Helal olsun size kanka. Ya ayıp olacak bak komşular bakıyor. İndir. İndirmeyeceğim. İndirmeyeceğim. Bundan sonra ömrümün sonuna kadar başımın üstünde taşıyacağım seni. Akşam iş çıkışı alacağım seni. Nereye gideceğiz? Yemeğe. Ya ama bak ben baştan söyleyeyim. Yine o gittiğimiz pahalı pizzacıya gideceksek ben gelmem. Yok. Bu sefer başka bir yere götüreceğim seni. Seveceğim bir yere. Ben senin olduğun her yeri severim. O zaman akşam görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
Ada. Biraz konuşabilir miyiz? Bak dünkü evlilik teklifiyle alakalıysa... Hayır. Ben dün Yusuf'la sizi öyle görünce... sana evlilik teklif etmekle ne kadar büyük bir hata yapmış olduğumu anladım. Özür dilerim. Bak sen benim için çok değerlisin. Senin dostluğunu, arkadaşlığını kaybetmek istemiyorum. Sen de benim için çok değerlisin. Ve çok iyi birisin. Çok iyi bir arkadaşsın. Ama benim kalbim Yusuf için çarpıyor. Biliyorum. Size mutluluklar diliyorum. İnşallah sen de bir gün çok mutlu olacağın biriyle birlikte olursun. Hoşça kal. Ben senden başkasıyla mutlu olamamalıyım. Sen de bunu anlayacaksın. Hadi gidelim. Ne diyor bu herif yine? Hiç. Ya bize mutluluklar diliyor. Ya Yusuf bunlar ne kadar güzelmiş. Şimdi de şuraya takalım. Nereye gidiyoruz? Oo, sürpriz o. Hadi gidelim. Yalnız yaşanmaz, senden ayrı
durulmaz. Senin gibi bulunmaz. Sevdim seni, çok sevdim. Sevdim seni çok. Artık senden kopamam. Gözlerimden atamam. Başkasına sevdim seni, çok sevdim, sevdim seni çok. Ada. Biliyor musun, dedeme çocukken sevgi ne diye sorduğumda gözleri senin gibi bakan, kalbi senin gibi atan, senin güldüğüne gülen, senin ağladığına ağlayan biri var demişti bu dünyada. Onu bulduğunda gerçek sevgini anlayacaksın demişti. Ben seni buldum adam. Biz seninle yolculuğumuza bu kamyonda başladık. O yüzden bundan sonraki yolculuğumuzun teklifini de sana bu kamyonda yapmak istedim. Benimle evlenir misin? Evet, tamam. Seni sana.
Beni bunu yapmaya mecbur bıraktınız. Ben böyle olsun istemedim. Ama anlayacaksın Ada. Bunların hepsini seni sevdiğim için yaptığımı anlayacaksın. Rüzgar, ne oluyor? Neredeyim ben? Neredeyiz biz? Korkma. Bizim dağ evindeyiz. Burada güvendesin merak etme. Ne yapıyorsun sen Rüzgar? Ne işin var benim dağ evimde? Merak etme. Burada olan her şey senin iyiliğin için. Ne iyiliği ya? Ya böyle iyilik mi olur be? Ben eve gitmek istiyorum. Niye gitti bu kapı? Ha? Ya yardım edin! Kimse yok mu? Boşuna uğraşma da. Kimse duymaz seni burada. Ada. Sana söylüyorum, boşuna uğraşma, açamazsın. Ada. Kimse yok mu? Şu an koskoca ormanın ortasında sadece ikimiz varız. Günaydın Ada. Bak dün geceden beri hiçbir şey yemedim. Acıkmışsındır. Böyle kaçmaya çalışmazsan her şey daha kolay olur, tamam mı? Tamam. Bak. Benim dışarıda birazcık işlerim var. Sen burada üst üste otur, tamam mı? Rüzgar! Ya Rüzgar beni evime götürmeyecek misin? Dur gitme! Senin evin bundan sonra benim Ada. Rüzgar. Rüzgar dur. Dur gitme ya. Beni evime götür Rüzgar. Ya Rüzgar. Yardım edin. Ya Rüzgar. Rüzgar gitme yalvarırım. Gitme ya. Bırakma beni burada. Thank you.
Ada! Ada dur, Ada! Merak etme, tamam, iyi olacaksın. Bak, her şey yoluna girecek, tamam mı? İstanbul'u. Buradayım Ada. Yanındayım sevgilim. Korkma. Niye bu kadar gecikti? Geldim işte bak. Artık hiç bırakmayacağım seni. Hep yanındayım bundan sonra. Bundan sonra hiç bırakma beni, tamam mı? Ne olursa olsun bırakma. Tamam. Tamam. Yusuf nerede? Yusuf nerede? Öyle mutlu olacağız ki seninle Ada. Göreceksin bak, yepyeni bir hayat kuracağız. Önce Yunanistan'a geçeriz. Sonra sen nereye istersen. En güzel okullara kaydettiririz seni. Hangi bölümü istiyorsan okursun. Dünyada sana göstermek istediğim o kadar çok yer var ki. Bak Taj Mahal mesela. Hindistan'da. Mihrace karısını o kadar çok seviyormuş ki. O ölünce anısına yaptırmış. Dünyadaki en büyük aşk sembollerinden biridir. Görünce çok seveceksin. Hadi aşkım uyan. Ada. Ada ateşin var senin. Ada ateşin var, yanıyorsun sen. Niye yapıyorsun bana bunu Rüzgar? Ben sana hiçbir şey yapmadım ki. Yalvarırım, bırak beni lütfen. Bak
Ben hiç kimseye bir şey anlatmayacağım. Bütün hepsini unutacağım. Söz veriyorum. Hadi çöz beni, gideyim artık. Tamam, gideceğiz. Gideceğiz. Ama birlikte gideceğiz Ada. Yepyeni bir hayata başlayacağız Ada. Seni öyle mutlu edeceğim ki kimse mutluluğumuzu bozamayacak. Ne Yusuf ne de bir başkası. Hayır. Önce delirmişsin sen. Senin aklın başında değil. Benim aklımı başımdan sen aldın Ada. Bırak beni. Ya bırak beni, ben artık Yusuf'a gitmek istiyorum. Yeter Ada, Yusuf, Yusuf. Yeter. Bak bunu bana yaptırma Ada. Bana bunu yaptırma Ada. İçinde bu kadar sevgi olan bir şeyi bu hale getirme. Ben seni kimseyle paylaşamam Ada. Kimseyle. Eğer benimle yaşamak istemiyorsan... Ne yapacaksın? Hayır. Ben sana hiçbir şey yapamam Ada. Ben sana zarar veremem. Ben sana ne yaptım ki Rüzgar? Ya kalp bu. Zorla kalbine nasıl birini alabilirsin ki? Ben seni nasıl seveyim ha? Hiç denemedin ki Ada. Sen beni sevmeyi hiç denemedin ki. Çünkü benim kalbim Yusuf için atıyor. Yeter artık Ada, Yusuf, Yusuf. O ismi duymak istemiyorum artık. Tamam. Tamam. Hı? Tamam. Tamam, yapma Rüzgar. Ben sana bir şey yapamam. Ben seni incitecek hiçbir şey yapamam Ada. Hayır, hayır Rüzgar dur. Rüzgar dur, bir şey yapma Rüzgar, yapma dur. Seni seviyorum Ada. Rüzgar Özver, 20'li yaşlarda silahla yaralanma.
Yusuf? Yusuf, güvende, merak etme. Atacaklar seni. Yatsınlar. Ben seni o hayvanın elinden kurtardım ya. Hapse de atsalar umurumda değil artık. Yine olsa yine yaparım. Zerre düşünmem. Bu yüzük senin parmağında oldukça bırak hapse atmayı. Canımdan can alsalar, etimden et koparsalar gıkım çıkmaz. Şimdi ne yapacağız peki? Ne olacak? Olanlar oldu. Başımızda bir deli fırtınadır koptu. Ama şimdi daha güvenli, daha sakin bir liman bulma zamanıdır. Ne yapacağız abi? Şunu da doğru söylesene. Bu olaydan adanın da senin de zarar görmeden kurtulmanızı istiyorum. Böyle mi kurtulacağız abi? Suçluymuş gibi kaçarak, saklanarak mı? Ben yaptığımın arkasındayım. O herif benim sevdiğimi, canımı zorla kaçırıp bu hale soktu. Canını almadığıma şükretsin o. Yaptığımın cezası neyse girerim içeri. Paşa paşa yatar çıkarım. Hepsi benim yüzümden oldu. Senin bir suçun yok ada. Hepsi o hayvanın suçu. Sen hapse girersen ben mahvolurum Yusuf. Sana değer ada. Senin için her şey değer. Ya bunun başka bir yolu yok mu Cevdet abi? Ya ne yapacağız biz? Yapılacak belli. Polise gideceğim. Her şeyi dosdoğru anlatacağım. Kimse hiçbir yere gitmeyecek. Kim bu adam Yusuf? İnan bilmiyorum. Ama iyi bir adam. Yoksa niye beni kurtarsın? Sonra Berlin'den sonsuza kadar kurtulmamızı da sağladı. Ama derdi nedir? Hikayesi nedir? İnan ben de bilmiyorum. Bana tanıştığımızda adım Cevdet demişti. Ama şimdi buradaki herkes ona Hünkar Bey diyor. Yani bu ev, araba, adamlar onunsa niye böyle evsiz adamlar gibi geziyor? Ve kim ki bu adam? Benim adım Cevdet Yalçın değil Yusuf. Cevdet Yalçın hiç yaşamadı. Rahat hareket etmek için taktığım bir maskeydi yalnızca. Madem Cevdet Yalçın diye biri yok, sen kimsin? Hünkar Balaban.
Adanın doğmadan öldürülen hiç görmediği babasıyım. Bir gün bunları anlatacağım sana. Ama şimdi hayatta hiçbir şey kızımın canından daha değerli olamaz. Neden bize bu kadar yardım ediyor? Bilmiyorum anne. Bilmiyorum. Tek bildiğim her derdimizde yanımıza koştu. Her sıkıntımızda yanımızda oldu. Seni bu dertten kurtarabilecek mi peki? Sen düşünme bunları. Her şey olacağına varır. Hani bir daha ayrılmayacaktık Yusuf? Hiç kimse hiçbir şey bizi ayıramayacaktı. Yine ayıramayacak adam. Biz hep birlikte olacağız. Ne rüzgar ne bir başkası. Kimse bizi ayıramaz artık. Biz... Rüzgar'ı görebilir miyim? Hangi yüzle geldin sen buraya? Rüzgar'la konuşmak istiyorum. Bu ne cüret? Kolundan tutup atmadan defol buradan. Anne. Bizi yalnız bırak. Oğlum. Anne. Yalnız bırak bizi. Beni merak ettiğin için mi geldin? Hemen şikayetini geri çekeceksin. Niye yapacakmışım bunu? Eğer şikayetini geri çekmezsen... polise gidip beni nasıl kaçırdığını... nasıl zorla tuttuğunu anlatırım. E anlatmışsın ya zaten. Hastanede polise verdiğim ifadede... bana attığı mesajı gösterdim. Onlar da bu şikayeti Yusuf'tan korktuğun için yaptığını anladılar tabii. Ne mesajı ya? Ne saçmalıyorsun Rüzgar? Hatırlamıyor musun? Bak. Yusuf'tan uzak her yere gelirim seninle. Sen nasıl bir insansın ya? Ne istiyorsun bizden Rüzgar? Yeter artık, bırak bizi ya. Seni istiyorum Ada. Hı? Bunu anlaman için daha ne yapmam gerekiyor benim? Ben seni istemiyorum ama. Yalvarırım bak, yapma Rüzgar, ne olursun ya. Dur artık, dur, yeter. Durmayacağım. Sen benim olana kadar durmayacağım. Yusuf hapse girecek ama. Umurumda bile değil. Bak yalvarırım. Yalvarırım, benim birazcık hatırım varsa şikayetini geri çek. Asla. Ayaklarına mı kapanayım istiyorsun? Hı? Söyle, istiyorsan yapayım. Sen bunu yapınca benim elime ne geçecek Ada? Hı? Benim olacak mısın? Hayır. O yüzden boşuna yalvarma o herif için. Cezası neyse onu çekecek. Ada? Polislere teslim olacağını söyledim Yusuf. Senin için yaptım. Eğer sen vurmasaydın Rüzgar'ın ikimize de zarar vereceğini söyleyeceğim. Beni korumak için yaptığını söylersem seni tutuklamazlar. Ama sen böyle kaçarsan bak, cezan daha da artacak. Hadi gel teslim ol. Yusuf Eren. Alalım arkadaşı beyler. Komiserim, müsaade var mı? Ada. Tamam, bak ağlama artık. Hepsi geçecek bunlar. Tamam mı? Ben seni korumak için yaptım Yusuf. Haklıyken haksız düşme diye. Biliyorum, biliyorum. Sen en doğrusunu yaptın. Hadi, üzülme artık, tamam mı?
Yusuf! Kız arkadaşı gelip teslim olmak istediğini söyleyince mecbur kaldım Hünkar Bey. Başkası almasın diye de gelip ben alayım dedim. İyi peki, sana emanet. Merak etmeyin siz benden. Sağ ol. Yeter kızım ya. Yedin bitirdin kendini. Ada. Ya bak daha hiçbir şey belli değil. Ya mahkemeye bile çıkmadı ki Yusuf. Hem bu senin ifaden var daha. Mahkeme verir 3-5 yıl. Yeter o da. Ne bakıyorsunuz kız? Eskiden askerlik 2 yıl sürüyordu. Millet kucağında bebeğiyle oturup asker yolu gözlüyordu. Sayılı gün çabuk geçer. Benim asıl korkum, içeride çocuğun başına bir şey gelmesin. Hayda. Ya nasıl ya? Ya bir dakika, Yusuf'a içeride ne yapacaklar ki? Yok bir şey kızım. Ne olacak içe? Hiçbir şey olmaz. Korkma sen, korkma. Dayın öyle boş boş konuşuyor. Biliyoruz da konuşuyoruz iftihar de. Boş boşmuş. Nasıl bir şey olmayacak? Hırsızı var, hırlısı var, manyağı var, psikopatı var. Hadi hırlıyla hırsızına kafa tuttun. Ya psikopatına denk gelesen ne olacak? Yemin ediyorum ezerler o çocuğu orada, ezerler. Ya ne belli canım onlarla aynı yerde olacağı. Siz de bir garipsiniz yani İsmail amca. Gerçekleri söylüyorum ben kızım. Yalan mı diyeyim? Konuşma. Gerçekleri falan konuşma İsmail, sus. He şimdi suçlusu ben oldum he. Tövbe estağfurullah. Yatsın 5-10 yıl çıksın, ne yapalım? Ya ne 5-10 senesi dayı? Yusuf dayanamaz ki, gerçekten dayanamaz. Hem Yusuf'un hiçbir suçu yok. Hepsi Rüzgar'ın yüzünden oldu. Tamam kızım, onu sen biliyorsun, ben biliyorum. Mahkeme bilmiyor ki. Bak, tek şansın var. Gideceğin Rüzgar'a şikayetini geri alması için ikna edeceksin. Başka yolu yok. Yoksa Yusuf mapus damına, sen elinde don atlet haftada bir gider gelirsin. Yusuf! Hadi. Yusuf! Devam et. Devam et. Devam et. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme.
Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimiz öyle yaş dolu ediyorsun. Etme.